Toprağın Bereketim'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Nesrin Korkmaz. Birbirinden farklı üretim modellerinden, üreticiden tüketiciye uzanan zincirin tüm halkalarını ve Ordu'da doğru tarıma dair merak ettiğiniz ne varsa sizlere anlatacağım. Peki biz şu an neredeyiz? Biz şu an İkizce'deyiz. İkizce'de fındıkta uç budamasına dair merak ettiklerinizi Ordu Tarım Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz ve yetkililer eşliğinde sizlere anlatacağım. Toprağın Bereketim başlıyor. Evet, şu an İkizce Ziraat Odası Başkanı Hasan Çalık'la beraberiz. Fındıkta uç budamasına dair merak edilenleri anlatacak bizlere. Evet başkanım, fındıkta uç budamasının önemi nedir? Fındıkta uç budamasının önemi fındığın verimliliğini artırmak. Biz İkizce'de bu örnek bahçe, ilçe tarım, il tarım, İkizce Ziraat Odası olarak 20-25 tane örnek bahçemiz var. Bu bahçelerden verimi çok artırdık. Benim hatta karşı tarafta bir 5 dönüm fındık yerimiz var. 100 kilo, 150 kilo alırken 400 kiloya kadar kilosunu çıkarttık. Biz bunu devamlı yapıyoruz. Hatta bu çiftçilerimizden teşvik geliyor. Çiftçiler diyor ki bu sene yine budama işi yok mu? Bir örnek bahçe yapmak mı? Sırayla bize örnek bahçe için müracaat edenler var. Burası da İkizce'nin Ağcalağ mahallesinde. Asfalt kenarında bir yerimiz. Bu arkadaşımız kendisi memur. Bu araziyi yeni alan bir arkadaşımız, çiftçi olan bir arkadaşımız 10 ton üzerinde fındık yapıyor. Bu araziyi yeni aldı. Dedi ki bize geldi, müracaat etti. Burada bir fındık budaması yapalım diye. Fındığın verimini artırmak için. Fındığın verimini burası kurt, yani fındıkta böcek var. Zayıf arazi. Burada örnek bahçe yapıp tahlil yapmak için toprağını aldık. Toprağı tahlile gönderdik. Bugün de burada örnek bahçe yapıp tahlilde ne element istiyorsa bu çiftçimiz vermek istiyor. Onun için burada İkizce'de bu çok yaygınlaştı. Şu anda bize örnek bahçe yapmak için gelmek isteyen çiftçilerimiz, buradan görüp de bu işe devam eden çiftçilerimiz hızla devam ediyor. Bu da İkizce'de fındığın verimini artırdı yani. İkizce ilçemiz fındıkta 12 bin ton fındık üretiyor. İkizce Ordu ilçesinde eskiden Fisko Birlik var iken de burada depolarda İkizce'nin fındığını ilk önce ihraç edilen fındığı İkizce'nin fındığıydı. İkizce'nin fındığının tadı, verimi daha şey olduğu için ihraçta Fisko Birlik bile İkizce'nin fındığını ihraç ediyordu. Bizim İkizce'de fındık randumanı çay başına. Bu sene sıkıntımız İkizce'ye toprak mahsulleri alım yeri aşmadı. Çay başında 6.500-7.000 ton fındık oluyor. Akkuş'ta 3.500 ton fındık oluyor. Oralara alım yeri açtı. Biz alım yeri açılmadı ama onda daha sıkıntı yapmıyoruz. Çay başına, Akkuş'a, Ünye'ye çiftçilerimiz götürüyor. Fındığına da sahip çıkıyor. Fındık veriminin artırılması için bunu teşvik, bugün de burada böyle bir katılım var. Şurada gördüğünüz yoğun bir katılım var. Yani çiftçilerimizin, biz bir mesaj attık sırf çiftçilerimize. İlla ki buraya gelin şey yapalım diye. Çiftçilerimiz şu anda yoğun bir katılım var. Az sonra da bak burada göreceksiniz. Bu katılımla bu işi devam ettiriyoruz. Biz fındığın artırılması, veriminin artması için çiftçilerimizin teşvikiyle çalışıyoruz. Bizi devamlı itiyorlar. Yani fındığımız 1 kilo ise 2 kilo olsun, 2 kilo ise 2,5 kilo olsun diye böyle şey yapıyoruz. Burada da toprağın en zayıf, fındıklığın da en zayıf olan bir yerinde yapıyoruz ki 1-2 sene sonra burada verimi görmek için yapıyoruz. Fındık veriminde kalitesine bahsettiren bir ilçe olmaya devam edeceğiz. Aynen devam edeceğiz. Yani biz kaliteyi artırmaya, kaliteli verimliliği artırmaya olmak için ilçe olarak devam edeceğiz. Bizden sonra da ben size daha doğrusu başlayalım. İlla ki bu işi biz yapacak değil. Bizden sonra gelenler de inşallah bizden daha iyisini yapar diye düşünüyoruz. Yanımda Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendislerinden Ali Kemal Gür var. Bugün fındık budamasını çiftçilere anlatacak İkizce'de. Oldukça da yoğun bir kalabalık var. Çiftçiler bu konuyu oldukça da meraklı gözüküyorlar. Evet Ali Kemal Bey, fındıkta uç budamasının sırları neler? Şimdi fındıkta uç budamasını biraz sonra anlatalım. Ondan önce ne yapmamız gerekiyor? Şu anda yoğun olarak dal ve dip sürgünü alımını yapmamız gerekiyor. Yaprakların biraz daha döktüğü dönemde
uç budamasına geçmemiz gerekiyor. Tabii burada nasıl yapılır onu gösteririz. Öncelikle burada ocağımız var. Gördüğünüz gibi dip sürgünleri oldukça yüksek. Dal sayısı oldukça fazla. Birçok olumsuz özelliğini görebiliyoruz. Kesimlerde hatalar var. Nasıl bir uygulama yapacağız? Öncelikle ocağımızdaki dal sayısını kesinlikle seyredeceğiz. Ocağımızın orta kısmı açılacak. Tabii ki bu dal kesiminde yapılmayacak işlemler ama ondan önce dip sürgünü temizliğini kesinlikle yapmamız gerekiyor. Dip sürgünü temizliğini niye yapmamız gerekiyor? Bizim ocağımızda bizim beslememiz gereken ürün dallarıdır. Bizim dip sürgünleri bizim ancak yeni bir dal oluşturma ihtiyacımız olursa, dalımız yaşlanmışsa, verimden düşmüşse, hastalanmışsa veya bir zararlı tarafından zarar görmüşse onun kesilmesi gerekiyor. O kesilmeden önce de orada bir yeni dalın oluşturulması lazım. O dal oluşturulacağı zaman da dip sürgününe ihtiyacımız var. Onun haricinde dip sürgünü bizim tamamen zararımıza çalışır. Niye? Buradaki verdiğimiz gübreyi, yağın yağışı, topraktaki rutubeti, suyu bu dip sürgünleri daha fazla kullanır. Çünkü daha canlıdırlar. Onlar ayrıca gölge yaparlar. Bahçemizde biz anlatacağız. Özellikle bu dama kısmında dalın güneş alması çok önemli. Çünkü yeni sürgün, yıllık sürgünler oluşması gerekiyor. Bu yıllık sürgünler oluşması için de kesinlikle güneşlenme gerekiyor. Eğer dip sürgünü çoksa, burada olduğu gibi 2 yıllık dalların özellikle yarı kısmına kadar kapatmışsa, orada güneşlenme olmayacağı için dip dallarda yeterince gelişme olmayacaktır. Yine bu dip sürgünleri ne kadar çok olursa havalanmayı engelleyeceği için bu bölgede hastalık ve zararların yuvalanmasına ve yoğunlukların artmasına sebep olacaktır. O nedenle ilk yapmamız gereken bahçemizdeki dip sürgünü temizliğidir. Dip sürgünü temizliği yapmadan dal kesimine geçen çiftçilerimiz var. Bu da yanlış. Niye? Burada bu bahçede olduğu gibi bahçemizde dal kıran zararlısı olabilir. Dal kıran zararlısı dalın dip kısımlarında zarar vermeye başlayacaktır. Onları görüp öncelikle o dalları bahçeden uzaklaştırmamız gerekir. Aksi takdirde bunların bir tanesi 50 tane yumurta verir, 25 tanesi tekrar zararlı hale gelir. Bu da bir zararlı, 26 zararlı demektir. Bazı çiftçilerimiz bu dal kıranlı dalları kesip imha etmekten çekinmekte. Ama bu bunların aleyhine olacaktır. Çünkü dediğim gibi bir tanesi 26 tane olacağı için diğer zarar görmemiş sağlıklı dallara da zarar verecektir. Onun için bu dalları kesiyoruz, bahçemizde de bırakmıyoruz. Aksi takdirde yine orada canlılığı devam ediyor. Dalın dik veya yatay olması, kuru veya yaş olması çok önemli değil. O dal orada olduğu sürece o yaşamını devam ettiriyor, üremeye devam ediyor ve bizim bahçemize de zarar vermeye devam ediyor. Bu dalları daha iyi görmemiz için dip sürgününü almamız gerekiyor. Yine dallar dip kısmında iki dal birbirine temas edebilir. Bu temas sırasında birbirlerine kurumaya, ileri dönemlerde kurumasına neden olacağı için bunların kesilmesi lazım. Bunu görmemiz için de yine dip sürgün temizliğinin yapılması gerekiyor. Yine dalımızın hangisinde hasar var, hangisinde yara var dip kısmında yine bunları görmemiz için dip sürgünün temizliği yapması gerekiyor. Onun için ilk yapmamız gereken dip sürgünü temizliği. Şimdi arkadaşımız dip sürgünü temizliğini yapacak. Hangi aylarda yapılacak peki? Lafınızı bölüyorum ama dip sürgününü tam ayı diyebilir miyiz şu an? Tam zamanı şöyle tam zamanı. Bu dönem hasadımızı yaptık bahçede. Hasattan sonra işlerimizi, fındığımızı kuruttuk. Her ambara attık veya sattık. Ondan sonra havaların müsait olduğu dönemde budama işlemi başlar. İlk yapılacak işlem odur zaten. Onun da ilk uygulaması dip sürgünü temizliğidir. Dip sürgünü temizliğini yaptıktan sonra dal kesimine geçeriz. Onun da kurallarını şimdi anlatacağız. Dedim ki dip sürgünü temizliğini yapalım Halit Bey. Arkadaşımızı alsın. Dip sürgünü temizliği yaparken neye dikkat edeceğiz? Evet. Burada dip sürgünü temizliği yaparken bu boş bahçemizin, ocağımızın boş kısmında bir tane dip sürgünü bırakacağız. Niye boş? Bakın dallar verimden düşmüş. Bu aralarda bir boşluk oluşmuş. İki ocak arasında da görüldüğü gibi bir boşluk alan var. O zaman yapmamız gereken burada bir dip sürgünü bırakacağız. Dip sürgünü bırakırken ne yapacağız? Dip sürgününün topraktan gelmesine dikkat edeceğiz. Dip sürgünü eğer eski kökten geliyorsa veya bir dalın dibinden geliyorsa dalın dip kısmını yenilemeyeceğiz. Eskisine devam edeceğiz. Üst kısmını yenileceğimiz anlamına gelir.
Biz dalımızın tamamını yenilemek istiyoruz. Dalın dip kısmı, yani kök kısmı daha önemli. Eğer kök kısmı sakatsa dalımızın üst kısmında da istediğimiz verimi alamayız. Peki sağlıklı olup olmadığını nasıl anlayacağız? Sağlıklı olup olmadığını gördüğünüz gibi bakın şurada dalın büyük bir kısmı boş. Hı hı. Sürgün yok. Biz istiyoruz ki topraktan 30-40 santimden itibaren dalımızın her tarafı dallansın, budaklansın. Dalımızın her tarafı dallanıp budaklanırsa ki o da anlatacağız birazdan. Dallar arasında mesafenin korunmasına ve güneşlenmeye ve beslemeye bağlı bir olaydır. Eğer etrafımızda yeterli alan varsa, beslemeyi zamanında yapmışsak, gübrelemeyi zamanında yeterince yapmışsak o dal bizim istediğimiz formda olacak. Sürgünler canlı olacak. Şurada görüldüğü gibi yıllık sürgünler boyları uzun olacak. Bu yıllık sürgünün boyu ne kadar uzun olursa üzerinde göz sayısı artacaktır. Bu gözlerden bir kısmı burada olduğu gibi generatif göz dediğimiz bize ileriki yıllarda meyve verecek, çiçek açacak, meyve verecek. Bu erkek çiçek, bunun yanında ileriki dönemlerde Kasım ayından itibaren dişi çiçekler de oluşacak ve meyve alacağız. Bu diğerleri de odun gözleri dediğimiz, bunlar da sürgün oluşacak yılların, bir dahaki yılın bu sürgünün oluşmasına sebep olacak. Oyunun üzerinde de fındık oluşacak. Bu sürgünlerin, yıllık sürgünlerin sayısı ne kadar çok olursa, boyu ne kadar uzun olursa haliyle ürünümüz o kadar çok olacak. Biz de zaten dala baktığımızda bunların sayısının ne kadar çok olduğunu görürsek, boyları ne kadar uzun olduğunu görürsek bu dal o kadar sağlıklı deriz. Şimdi çiftçilerimiz arasında bir inanış vardır. Ne kadar koyun olursa o kadar çok kuzu verir derler. Bu koyun için geçerli bir tabirdir. Hiçbir şikayetimiz, itirazımız yok. Ama ne kadar çok fındık dalınız olursa o kadar çok fındığınız olmaz. Ne kadar çok yıllık sürgününüz olursa, onların boyu ne kadar çok uzun olursa o kadar çok ürününüz olur anlamına gelir bu. Biz şimdi bakın şurada da tam tersi bir dalımız var. Bakın bunların hepsi yıllık sürgün. Üzerinde bir iki göz var. Hepsi fındık verse 3 çotanak fındık verir size. Hepsi fındık verse 2 çotanak fındık verir ki hepsi vermez. Vermesini de istemiyoruz. Niye? Bunlardan yıllık sürgünler oluşması için, gelecek yılın devamını, ürünümüzün devamını sağlamak için bunların hepsinden fındık vermesini beklemiyoruz. Olmasını da istemiyoruz. Niye? Dediğim gibi gelecek yılda fındık alacağız. Biz bu sene fındık almakla işi bitirmek istemiyoruz. Çünkü bu işin devamı da var. Bir dahaki yılı var. Ondan sonraki yılı var. İşte biz budama yaparken bu dalların verimsiz olanlarını keseceğiz. Diğerlerini de yerine dip sürgünü bırakmak şartıyla yenilerinin oluşmasını sebep olacağız. Onun devamında da dal üzerinde budama yapacağız. Dip sürgünü yapıyoruz. Bakın temizliği yapıyor arkadaş. Dip sürgünü temizliği yaparken veya dal kesimi yaparken tamamen yüzeysel, toprağın dibinden gelecek şekilde budama yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde burada olduğu gibi yüksek kesim yaparsak, girebinacak gibi aletler kullanırsak, orada yaralı parçalı kesim olacağı için, oralarda hastalık ve zararlanan etmenleri, yavruları, yumurtalar olacağı için oralarda kışı geçireceklerdir, bahçemize zarar vereceklerdir. Ayrıca dip sürgünü temizliği yaparken, diğer işleri yaparken bizim işlerimizin zorlaştıracaklardır. Budamayı niye yapıyoruz? Budamayı yapmamızın sebebi, bak anlattık burada, güzel bir tac olsun istiyoruz. Dalımız dipten itibaren dallansın, budaklansın istiyoruz. Bir dalı kendi haline bırakırsanız burada olduğu gibi dalın yaklaşık 3'te 2'si boştur. Sadece sap kısmı vardır. Siz buradan fındık alamazsınız. Aldığınız fındıklar da çotanak sayıları 1'li, 2'li, 3'lüdür. 3'lü de zor rastlarsınız. Uç kısımdaki çotanaklar dalın diğer 4'te 1'lik kısmı, 3'te 1'lik kısmındaki tacın oluştuğu yerdeki fındıklar, çotanakları fazladır. Fındıklar da orada oluşur. Bu da demektir ki yani dalınızın 3'te 2'si boş. Siz fabrika olarak %30 kapasiteyle çalışıyorsunuz demektir. Onun için biz dalımızı dipten itibaren dallandırıp budaklandırmak için budama yapıyoruz. Yani güzel bir tac oluşturmak, güzel bir dal oluşturmak amacıyla budama yapıyoruz. Fizyolojik denge vardır bitkilerde. Bir verim için çalışır bizim bitkimiz. Bir de dallanmak için, yani gelecek yılın ürününü oluşturmak için çalışır. Bunlar arasında da bir denge oluşması gerekir. Biz bir daldan maksimum ürün alırız bu yıl ama
önümüzdeki yıllarda da onu devam ettirmemiz gerekir. Onu devam ettirmemiz için de sürgün verimini, dalın kalınlığının önemi vardır. Bunlar da ikisinin aynı anda dengeli bir şekilde oluşması için budama yapmamız gerekiyor. Yine verimden düşmüş dalları bir süre daha ürün almak için budama yapmamız gerekiyor. Budamanın faydaları nedir? Eğer bahçede burada olduğu gibi sık bir bahçemizse burada çiftçi rahat çalışamaz. Burada çalışmak da istemez. Çalışırken de dalları çekerken de sürgünlere zarar verir. Bakın yine burada tomurcuklarımız var, çiçeklerimiz var. Bu çiçekler Temmuz ayında hasat döneminde de dal üzerinde vardır. Eğer biz bunları çekerken zarar verirsek gelecek yılın ürününe zarar vermiş demek veriyoruz demektir. Bunlar kırılırsa evet. Bunlar çekerken kırılırsa ki sık bahçelerde bu mümkündür. Genellikle olur. Ayrıca çiftçilerimiz bunu hasatta da toplarken fındık bu şekilde sıyırma şeklinde, yolma şeklinde halk arasında tabir edildiği şekilde toplarlarsa bu gözler zarar göreceği için ürünümüzde azalma olmaktadır. Çiftçilerimiz daha çok bize işte bizim bahçemizde uç kuruması var derler. Uç kurumasının sebeplerinden birisi bu yanlış hasattır. İşte sık bahçelerin oluşmasıdır. Bu sık hasat sırasında sürgünlerin zarar görmesidir. Bir diğeri de burada en önemlisi zararlardan bir tanesi de kozalak akarıdır. Bahçemizde yoğun bir şekilde var. Sürgünün uç kısmındaki iki tane göz kozalak akarı tarafından tahrip edilmiş. Burada da aynı şekilde sürgün hem kısa hem de gözlerin tamamı kozalak akarıyla tahrip edilmiş. Bakın bu uçta iki tane koza oluşturmuş. Burada da koza oluşturmayan formu gözlerimizi yemiş. Şu sürgünde 5 tane gözün bir tanesi sağlam, 2 burada, 2 de burada olmak üzere 4 tanesi de kozalak akar tarafından tahrip edilmiş, zarara uğratılmış. Bu da şu demektir. Bu sürgün koruyacak halk arasında uç kuruması tabir edilen şekle alacak. Bu da verimimize azalmasına sebep olacak. Bu şekilde uç kurumalarının da en büyük sebeplerinden birisi koza oluşturulmasıdır. Bununla ilgili de halkımız mücadelesini yapmak durumundadır. Yapmazsa bahçemizde kurumalar olacak. Dediğim gibi dallarımızı dallandırdık, budaklandırdık. Budamanın faydalarını anlatıyorduk. Dedik mi bahçemizde hasat işlerimizi kolaylaştırır. Diğer işlerimizi kolaylaştırır ve etkinleştirir. Şuraya ilaç attığımızı düşünün. Dış kısımlara ilaç temas edecektir, işlere ulaşmayacaktır. Bu da ilacın etkinliğini azaltacaktır. Şurada fındık rüzgarla tozlanır. Bunlar açılacak, bunlar erkek çiçekler. Açılacak, buradaki toz verecek. Bu tozlar da burada olan karanfillere ulaşacak. Bu rüzgar vurduğu zaman buradaki toz karanfil uçlarına gelecek. Eğer siz bahçeniz sıksa bu yeterince karanfillere ulaşamayacak. Bu da şu demektir. Üçlü, dörtlü, beşli çotanak sayınız azalacaktır. Birli, ikili çotanaklar oluşacaktır. O toz oraya ne kadar çok gelirse tozlanma o kadar iyi olacak. Devamında döllenme de o kadar iyi olacak bakımla birlikte. Bizim çotanak sayımız artacak, çotanaktaki tane sayımız artacak, çotanağımız artacak. Tozlanma, döllenme ne kadar etkin olursa bunların sayısı artacağı için ürünümüz de haliyle artacaktır. Dediğimiz gibi biz bahçemizi seyrettik, yıllık sürgünlerimizi bol miktarda oluşturduk, güneşlenmesini sağladık, beslememizi takviyesini yaptık. Bu şekilde ürünümüzün artışına sebep olduk. Ne ile yaptık? Asıl buradaki uygulamamız fındıkta budama ile olan bir işlem. Budama bahçede ilk yapılacak işlemdir. Bakın orada görülüyor çekebiliyorsak. Gereksiz bir sürü materyal. Biz bunu bahçemizi gübrelerken verdiğimiz gübreyi bunlar da faydalanacak. Şimdi devamında yine keseceğiz. Bu verdiğimiz gübre 30'a 40'a bölünecek. Ama biz burada gerekli dalı bırakırsak, 10-15 dal bırakırsak, 15 dal da çok ama 7-8 dal bırakırsak, bıraktığımız dal gübreden faydalanacak, daha etkili olacak. İlaçlama yapıyoruz. Bunlar da dediğim gibi ilaç yeterince temas etmediği için gereksiz bir uygulama yapacağız.
işçiliğimizi de zorlaştıracak. O nedenle bahçemizde ilk yapacağımız işlem budama. Budamayla bahçemizdeki artık maddeler atacağız. Geride bakmamız gereken dalların bakımını yapacağız. Boşuna zaman da harcamayacağız. Yaptığımız işlemin sonucu daha da etkili olacak. Hangi aya kadar yapılabiliyor peki? Hangi aya kadar yapılıyor? Güzel bir soru. Biz fındıkta su yürüme dediğimiz bahar ayında bitkiler su yürümeye başlar. O döneme kadar yapabiliriz. Hava şartları uygun olduğu sürece tabii ki. Eğer kar yağıyorsa, yağmur yağıyorsa bu işlemi yapmak zorlaşacaktır. Dip sürgününü aldık. Ondan sonra dal budamasını yaptık. Dal budamasının faydalarını anlatıyorduk. Yine dediğim gibi tozlamayı daha etkin bir şekilde yapmış olacağız. Gübreleme daha etkin bir hale gelecek. İşçiliği daha kolaylaşacak. Haliyle bütün işlerimiz kolaylaşacaktır. Eğer iyi bir budama yapmışsak. Devamında da en önemlisi ürün artışına sebep olacaktır. Ben her zaman şunu söylüyorum. Eğer biz orada 250 bin ton, 200 bin ton fındık üretiyorsak iyi bir bakımla, maksimum bakmaya da gerek yok aslında. Ortalama bir bakımla, vasat bir bakımla biz bunu iki katına çok kolaylıkla çıkarabiliyoruz. Bunu yaptığımız örnek bahçelerde gördük. Hatta üç katına çıkardığımız bahçeler de var. Yeter ki bahçede olalım. Yeter ki bahçemizde ilk olarak dediğim gibi budamayı yapalım. Devamında beslemeyi yapalım. Devamında gerekiyorsa işte bahçemizde kozalak karı varsa onunla mücadele edelim. Fındık kurduyla mücadele edelim. Yeşil kokarcayla mücadele edelim. Yani bahçemizde külleme varsa onunla mücadele edelim. Fındık virgül kabuklu biti varsa onunla mücadelemizi yapalım. Devamında dediğim gibi ürünümüzü aldığımız ürünü iki katına çıkarmak çok kolay. Biz fiyata çok takılmayalım. Fiyatı biz değiştirme gücümüz yoksa. Neyi değiştirme gücümüz var? Kalite ve verim arttırma gücümüz varsa o gücümüzü kullanalım. Bir ton ürün aldığımız yerde iki ton ürün alalım. Devamında da ne olacak? 50 liraya sattığımız fındığımız yaklaşık 70-80-100 liraya gelecektir. Bir miktar fazla harcama olacak mıdır? Olacaktır ama gelirimiz ondan çok çok daha fazla artacaktır. Sık bir dalımız. Aynı şekilde yine sık bir dalımız. Biraz dikkat edelim beyler. Peki bu dalları sonra ne yapacağız? Yine nasıl? Dallar sonradan çıkıyor değil mi? Evet. Şimdi yine ocağımızın içinde ve dal kıranla bulaşık bir dalımız. Bakın. Görelim. Şurada dal kıran zararlısının zararını görüyoruz. Bunları özellikle kesip imha etmemiz lazım. Bahçede bulundurmamamız gerekiyor. Yine burada yine dal kıran. Nereden anlıyoruz? Şurada bir akıntı oluşmuş. Dalın rengi değişmiş. Buradan girdiği için kolaylıkla görebiliyoruz. Şunu da alıyoruz. Bir de bakın. Dallar birbirine yakın olabilir. Ben burada bir boşluk var. Var mı? Yeterince evet. Boşluk var. Var. Bunu buradan bir kazık çakarak bunu buraya eğmek şekliyle yönlendirebilirim. Bakın kaç dalımız kaldı? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bahçenin dikimi geniş. Evet. Kaldırabilir mi? Kaldırabilir. Fakat ileriki yıllarda bakın şuralarda gözlerimiz var. Bu gözler büyüyecek. Bu dallar birbirine yaklaşacak. Ben o zaman şunu da şuradan çıkaracağım. Daha da sayım azalacak. O dal dediğim gibi çok verimli bir dal değil. Tekrar bir sürgün bırakacağım. Onu da geliştireceğim. Bu dal belki 8'e düşecek, belki 10'a düşecek ama iyi bir bakımla. Eğer bunu kendi haline bırakırsanız, beslemezseniz toprak burada muhtemelen ağır, kirli toprak dediğimiz toprak olduğu için dalların gelişimi zayıf. Ayrıca dal kıran çok, bakım yetersiz. Bunu dediğim gibi baktığınız zaman sürgünlerden anlıyorsunuz. Sürgün boyları gayet kısa. Burada hiç yok sıklıktan dolayı. İyi bir bakım yaparsak ayrıca bahçemizin dibinde eski bir dikim olduğu için kurumalar var. İşte burada gördüğünüz gibi yüksek kesim. Bu yüksek kesimde dip sürgün alırken sizi zorlayacak. Ayrıca bakın şuralarda hemen aralarda parçalı kesimler olacağı için buralarda hastalık ve zararların etmenleri
yavruları, yumurtaları oraya bırakırlar. Kıştan sonra bizim bahçemize zarar vermeye başlar. Şu an bütün sağlıksız dalları ayırdık. Şu an fazlalık dalları ve hastalıkla bulaşık olan dalları temizledik. Bahçemiz eğer geniş bir dikim yapılmışsa, ocaklar arasında istediğimiz mesafe varsa ocağımızı açmamız bizim menfaatimize. Niye? Biz bu ocakta daralaştırırsak dallar birbirine yakın olacak. Biz ne dedik? Bol güneş alsın istiyoruz. Bol güneş alması aradaki mesafe açılırsa daha iyi olur. O aradaki mesafeyi zaten buradaki sürgünler iyi bir bakımla gübrelemeyi kapatacaktır. Daha çok ürün alırız ama bahçemiz sıksa biz kesinlikle onu yaklaştırmak zorunda kalıyoruz zaten. Biz diyoruz ki şöyle bir ifade var, ben ona çok katılmıyorum. Ocakta şu kadar dal olsun. Ocakta şu kadar dal olmasın. Birim alanda. Birim alan dediğimiz nedir? Dönümdür. Dönümde 200-250 dal olsun istiyoruz. O 200-250 dalı sağlayacak şekilde bahçemiz çok sıksa, ocaklar arası mesafe az ise kesinlikle ocak çıkarılmasını tavsiye ediyoruz. Ama ocaklar arasında mesafe 3 metre veya üzerindeyse dallar arasında seyretme yaparak o dediğiniz şekilde sıksa 3 metre ise 3,5 metre ise ben ocağı biraz daha toparlarım. Ama aramda 4 metre, 5 metre, daha 6 metre bir mesafe varsa ocağı istediğim kadar açarım. Çünkü dediğim gibi ne kadar açarsam o kadar güneşlenme artacaktır. Yani ocağımız, bahçemizin kuruluşuna göre bu dediğiniz soru cevap bulur yani. Bunlarla mücadele edeceğiz. Ne zaman yapacağız? Budadık. Bu dönemde budadık. Nisan ayı geldi, Mayıs ayı geldi. Bunlar 15-20 santim körpe dönemde. O dönemde 1'e 10. Yani 10 litre suya 1 kilo azot, 21 azot veya gübre pahalı tuz. Yine 1-1,5 kilogram tuzu eriteceksiniz. Bunların üzerine pülverizatörle püskürteceksiniz. Daha kolay. Mücadelesi daha kolay. Bunu da aylık periyot şeklinde. Biliyorum en zor işlerden birisidir. En maliyetli işlerden birisidir dip sürgün temizliği. Ama 300-400 litrelik tanklarınız var. İçine gübrenizi erittiniz. İçine tuzu erittiniz. Getirdiniz. Hortumla da uzattınız. Hemen dibine çabukçak dolaşabilirsiniz. Bir defa dip sürgün aldınız. Bu dediğiniz sürgüne yabancı ot ilaçları da dahil. Yok. Biz yabancı ot ilaçları zehirdir. Yerine göre eğer düzenli kullanıyorsak ilaçtır. Yanlış kullanıyorsak, yanlış dönemde kullanıyorsak zehirdir. Ben bunu insandan örnek vereyim. Hepiniz bilirsiniz. Doktor size ilacı dozunda yazdı, kullandınız, faydasını görürsünüz. Ama bir kutu ilacı içerseniz, duyarsınız, intihar edersiniz. Aynı bu da böyledir. Tabiat hepimiz için, çevremizi ne kadar koruyorsak, ilerideki nesle o kadar temiz bırakırız, kendi sağlığımızda o kadar iyi olur. Bir işlemi yaparken başkalarına zarar vermeyeceğiz. Olması gerektiği dozda, miktarda kullanacağız. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Mesela bu ışkını ayırdık. Bunu ayırdıktan sonra mesela atıyorum buradan bunu kessek mi iyi olur yoksa büyüse mi iyi olur? Şimdi bu iki yıllık bir sürgün. Biz istiyoruz ki bu bir yıllıkken az kamera engel olmasın. Bakın bir yıllıkken şunun gibi olduğunu düşünün. Bu bir yıllık. Biz bunu dışarı bakan bir göz üzerinden bakın şöyle bir göz üzerinden gözünün çaprazından. Eğer şöyle kesersek bu gözü köreltir. Biz bu gözün körelmesini istemiyoruz. Bir göz üzerinden kestik. Geldi. Biz bunu kesimi ne zaman yapacağız? Mart'ta yapacağız. Mayıs ayında geleceğiz. Buradan bol miktarda göz var ve sürgün var. Bu sürgünler büyüyecek. Biz şu gözden çıkan sürgünü, şuradan bir sürgünü, buradan bir sürgünü yana gelişecek. İçeri değil.
dışarıda değil. Ne yaptık? 3 sürgün bıraktık. Diğer yılda geleceğiz bu sürgünleri. Şöyle bir bunu sürgün oluştu diyelim. Bunu ben 50-60 santim göz üzerinden yine dışarı bakandan keseceğim. Bu şekilde ondan da yine 3 tane bırakacağım. Bundan 3 tane bıraktım ya, bundan da 3 tane bırakacağım. Her sürgünden 3 derken 4-5 kat oluşacak. Olması gereken ilk dikimde de böyledir. Yeni bırakacağınız sürgünde de böyledir. Biz aslında şu dalı bırakırız. Bu dal 4-5 yaşına gelince o dalı keseriz. O sürede ondan fındık alalım diye. Olması gereken de odur. Bir dal yenilerken o dalı yenileyeceğimiz zaman üzerinde dal kıran varsa bırakamayız. Öyle bir böcek varsa bırakamayız ama dal bakalım yaşlanmış, verimden düşmüş. Ondan biz 3-4 yılda verim alabiliriz. O zaman bunu geliştiririz. Bu 4-5 yaşına gelince, 4-5 yaşına gelince niye diyoruz? 4-5 yaşına kadar ürün alamayacağız çünkü. Ondan ürün alacağız. 4-5 yaşına bu geldi. Biz bundan ürün almaya başlayınca onu kesip atacağız. Bu büyüyecek. Evet, şu an yanımda Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz var. Bize merak edilenleri anlatacak. Hem dip sürgünle hem fındıkta budamayı anlatacak. Evet müdürüm, bugün üreticilere çok güzel bir eğitim verdiniz. Oldukça da yoğun bir talepleri vardı ama sizden dinleyelim. Önemi nelerdir? Nasıl yapılması gerekir? Hangi aylarda başlanması gerekir? Evet, tabii fındık ordumuz için çok önemli, değerli bir ürün. Ordumuz için olduğu kadar bölgemiz için de, ülkemiz için de son derece önemli bir ürün. İhraç ürünümüz ve ülkemize de çok ciddi bir döviz girdisi sağlanıyor. Tabii bu kadar önemli bir üründe bizim için de son derece önemli olan bir husus var ki bu üründe verimi ve kaliteyi artırmak istiyoruz. Verimi ve kaliteyi arttırdığımız takdirde hem üreticilerimize hem de ülkemize daha çok kazandırmış olacağız. Bu bilinçle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii şu an içinde bulunduğumuz dönem çok çok önemli bir dönem. Biz bu dönemi boş geçirdiğimiz takdirde önemli ürün kayıpları, verim kayıpları yaşayabiliriz. O yüzden bu içinde bulunduğumuz dönemi etkili bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Fındık bahçelerinde yapılması gereken çalışmalar var. Bu çalışmaları mutlaka yapmamız gerekiyor. Tabii İl Tarım Orman Müdürlüğü olarak da biz öncelikli olarak ilçe müdürlüklerimizde göreve yeni başlayan arkadaşlarımızı fındık konusunda tam donanımlı bir yayımcı olmalarını sağlamak için bir hizmetçi eğitim çalışmasına tabi tuttuk. Onları hizmetçi eğitimi almak suretiyle hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitime tabi tuttuk ve onların bir tam donanımlı fındık konusunda tam donanımlı yayımcı olmalarını sağladık. Bizim halihazırda mevcutta da zaten sahada çalışan ekiplerimiz vardı, timlerimiz vardı. Biz bu arkadaşlarımızla beraber bu timlerin sayısını artırmış olduk. Şu an bu timlerimiz tüm ilçelerimizde. Şu an fındıkta eğitim yayım çalışmaları gerçekleştiriyorlar, örnek uygulamalar gerçekleştiriyorlar. Tabii burada ne anlatılıyor çiftçilerimize, neleri gösteriyoruz? Verimi ve kaliteyi direkt etkileyen hususlardan bir tanesi gübreleme, toprak tahlili ve gübreleme. Şimdi eğer toprak tahlili yapmadan biz gübreleme yaparsak iki şeyi kesin yapmış oluyoruz. Bir, paramızı harcamış oluyoruz. İki, toprağı veya yeraltı kaynak sularını kirletmiş oluyoruz. Eğer doğru gübre değilse. O zaman biz gübrelemeden gerçek anlamda faydalanabilmek için, bitkinin faydalanabilmesini sağlayabilmek için atacağımız gübreyi önden bir toprak tahlili yaptırmak suretiyle bahçemizin fındığın ihtiyacı olan gübre neyse biz o gübreyi bir defa belirlememiz gerekiyor. Toprak tahliliyle bunu ortaya koyuyoruz. Ve tahlil sonucuna göre gübreleme çalışmalarımızı yapacağız. Bir diğer husus, tahlil sonucuna göre gübreleme çalışması yapmak verim artışını bir başına sağlamıyor. Evet, verim de artış sağlıyor ama istediğimiz noktaya verimi getirmemiz noktasında yeterli olmuyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Diğer bir husus, budama çalışmalarını layıkıyla yapmamız gerekiyor ki şu içinde bulunduğumuz dönemde fındıkta budama çalışmalarının yapılması gereken bir dönemdeyiz. Evet, öncelikli olarak dip sürgünlerinin alınması gerekiyor fındıkta. Bu dip sürgünleri
Ocağın orta kısmında çok sayıda dip sürgünü oluşuyor. Bu dip sürgünleri ocağın içinin havalanmasına engel oluyor. Havalanmasına engel olduğu için, hava sirkülasyonunu kestiği için bu sürgünler hastalıkların orada artmasına, özellikle de külleme hastalığının orada gelişmesine, nemin yüksek olmasından dolayı uygun sıcaklıkla birlikte orada külleme hastalığı oluşuyor. Biz bunu önlemek için bir defa baştan ışkınları, dip sürgünlerini temizlememiz gerekiyor. Şu an bu ocakta da dip sürgünü temizliği yapılmış durumda. Tabii dip sürgününü bizim temizlememiz şu açıdan da önemli. Dip sürgünleri bizim verim almayacağımız, ürün almayacağımız sürgünler. Dolayısıyla biz bu sürgünleri temizlediğimiz takdirde bitkinin esas verim verecek bu dallara gidecek besin maddesine de bu dip sürgünlerinin ortak olmamasını sağlıyoruz. Yani dip sürgünlerini kesmezseniz o dip sürgünleri esas verim veren dalların alacağı besin maddesine de ortak olmuş oluyor. O yüzden biz dip sürgünlerini de temizlememiz gerekiyor yılda iki defa. Hangi aylarda peki müdürüm? Evet, birisini Nisan-Mayıs aylarında, birisinde gene bu dönemde içinde bulunduğumuz sonbaharda, ilkbahar ve sonbahar döneminde bu dip sürgünlerini de temizlememiz gerekiyor. Dip sürgünlerini temizledikten sonra gübrelemeyi yapmamız gerekiyor. Bir diğer husus ocaktaki dal sayısı. Bakın, en büyük hatalarımızdan birisi ocakta çok sayıda dal bırakıyoruz. Bizim için önemli olan bir dekarda 200-250 arasında çeşide göre bağlı olmak kaydıyla 200-250 arasında dal olmasını biz sağlamaya çalışıyoruz. Budamada bizim için önemli olan bu. Birim alanda 1000 metrekarede bir dekarda 250 civarında dal olmasını istiyoruz. Çeşide göre bu birazcık daha düşebiliyor veya artabiliyor. Şimdi biz burada ne yapacağız? Ocaklara baktığımızda bir ocakta 30 dal, 40 dal olan yerler gördük, biliyoruz. Biz bunları bir defa olması gereken dal sayısına, yani bir dekarda 250 ortalama dal sayısına düşürmemiz gerekiyor. O yüzden ocaktaki fazlalık dalları çıkarıyoruz. Bunu yaparken de ilk yapmamız gereken iş, bir ocakta eğer dal kıran zararı varsa, herhangi bir nedenle bir zararlı tahribatına uğramış bir dal varsa, o dalı biz bir defa ilk olarak ocaktan kesip çıkarıyoruz. Daha sonra ocağın orta kısmını açmamız gerekiyor. Niye? Çünkü güneşlenmeden bütün dallar eşit şekilde istifade etsin. O yüzden ocağın orta kısmında bulunan dalları kesip açmak suretiyle tüm dallara yeteri miktarda güneşlenme imkanı sağlamış oluyoruz. Bu bize ne sağlayacak? Bakın şu, daha tabii şu an burası budandı. Bu budanmadan önce genelde dikkat edin, hep sadece dalın uç kısmında bir yan dallanma var ve o kısımdan meyve alabiliyorduk, biz fındık alabiliyorduk. Şu kısma bakın, burası tamamen boş. Bakın, hiç yan dallanma yok. Gene yan taraftaki dalda aynı şey. Bu dalda aynı husus var. Şunda gene çok az, şuralarda yan dallanma var. Aşağı kısımların tamamen boş olduğunu görüyoruz. Neden bu boş? İşte bu ocakta çok sayıda dal olduğu için bu yan dallanma maalesef sağlanamadı. Güneşten bu dallar eşit şekilde istifade edemedi. Biz şu an ne yaptık? Bu ocağın ortasını açtık. Ve bakın, bütün dallar şu an güneşten istifade edebiliyor. Bunun neticesinde bu yan dallanmayı biz artık teşvik etmiş oluyoruz. Yan dallanma artacak. Sadece bu tepeden değil, biz bu aşağı kısımdan da dallanma sürgün oluşumu gerçekleşeceği için meyve almış olacağız, fındık almış olacağız. Tabii bu da bizim verimimizi otomatik olarak etkileyecek, verimimizi artıracak. Biz de üreticimiz birim alandan daha yüksek verim alacak. Daha yüksek verim alınca da hem kendisi daha çok kazanacak, hem ordumuz daha çok kazanacak, hem de ülkemiz daha çok döviz girdisi sağlanmış olacak. Bizler de teknik elemanlar olarak sahada üreticilerimize bunu öğretip bu başarıyı yakalamalarını sağladığımız için bizler de mutlu olacağız. Mesleğimizi, gereğini yerine getirdiğimiz için mutlu olacağız. İnşallah yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bugün İkizce ilçemizde şu an arkadaşlarımızla bu çalışmaları yapıyoruz. Birazdan Çaybaşı'na geçeceğiz. Çaybaşı ilçesinde devam edeceğiz. Tüm ilçelerimizde ekiplerimiz şu an çalışıyor. Ben de fırsat buldukça arkadaşlarımızın bu çalışmalarına eşlik edeceğim. Sahada onlarla beraber üreticimizin bilgilendirilmesi noktasında gerekenleri yapacağız. Tabii bir hususu daha ilave edip öyle sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bakın, dedik toprak tahlili gübreleme.
hemen akabinde budama. Budama, toprak tahalli gübreleme ve budama tek başına yetiyor mu? Onlar da yetmiyor. Ne yapacağız o zaman? Zirai mücadele çalışmalarını da gerektiğinde bahçemizde zirai mücadele çalışmalarını, hastalık ve zararlara karşı da ilaçlama çalışmalarını teknik talimatlara uygun bir şekilde yapacağız. Ve bir de imkanı olan üreticimiz varsa, bahçelerinde sulama imkanı varsa, bu üreticilerimiz bahçelerine sulama sistemleri kurmak suretiyle daha yüksek verime ulaşmalarını sağlamış olacağız. Bakanlığımızın sulama sistemlerine de destekleri var. Bunu da burada tüm üreticilerimizle paylaşmış olalım. Bahçelerine sulama sistemleri kurmak isteyen üreticilerimiz bize müracaat ettikleri takdirde bakanlığımızın bu sulama desteklerinden de kendilerini yararlandırma imkanımız olacak. Teşekkür ediyorum müdürüm, verdiğiniz bilgiler adına. Çok ben sağ olun. Teşekkür ederim. Dal üzerinde budama yapılması gerekiyor. Çiftçilerimizin çoğunun yapmadığı, önemsemediği bir konu. Ama siz vurduğunuz her makas darbesi burada yeni bir canlılık demektir. Yeni bir sürgün demektir. Hangilerini kesiyoruz? Şu şekilde kurumuş olanları. Bunların her birinin dibinde görüldüğü gibi yeni sürgünler var. Biz burada vurduğumuz makas darbesi demek, buralardan yeni sürgünler demek. Dalın uç kısmına geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi dal fazlasıyla uzamış. Dalın uç kısmına şuradan bir makas darbesiyle aldığımız zaman buralardan yeni sürgünleri teşvik edecektir bu. Yine buralarda gördüğünüz gibi seyretmeler yapmamız gerekiyor. Bu şekilde seyrettiğimiz zaman en önemli unsurlardan birisi ne dedik? Güneşlenme. Dalımız yeterince güneşlenmediği gibi aşağılardan da yeni sürgünlerin çıkması anlamına gelecektir. Bu yüzden burada iplikleşmiş, geriye dönmüş sürgünleri keseceğiz. Kuruyan sürgünleri, kırılmış sürgünleri keseceğiz. Dalımızın ucunda da sürgünleri kestiğimiz zaman, tepeyi vurduğumuz zaman dalımız alttan yukarı 30-40 santimden yukarı dallanacak. Hepsinde de ürün almış olacağız. Şurada görüldüğü gibi yıllık sürgünler istiyoruz. Bunların da olması için budamamızı yapmamız lazım, seyretmemizi yapmamız lazım. Aynı zamanda Mart ayında gübreye geç kalmamamız lazım. Azotlu gübreyi zamanında vermiş olmamız lazım. Bir bahçeyi tesis ederken baştaki yaptığımız hata, eğer bahçemiz 60 yıllık ömrü varsa 60 yıl bizi zor durumda bırakır. Ama bahçemizi baştan iyi bir şekilde teşkil edersek, iyi bir şekilde dikimini yaparsak o 60 yıl sonra 60 yıl onun sefasını süreriz. Şimdi dikim yapmamız için burada görüldüğü gibi 3 tane 1 metre uzunluğunda çubuğumuz var. Bunları buradan sabitliyoruz ve 6 tane sürgün getirir misin abi? 6 tane uç kısmına gelecek şekilde dikimini yapıyoruz. Çukurumuz 120 santim genişliğinde. Çukurun kenarından 10 santim içerisinden hepsine birer tane fidan dikiyoruz. Fidanlarımız 1-2 yaşında olacak. Yaşlı dallardan fidan olmaz. Yine onları 40 santimden dış gözlerinden şu şekilde vuruyoruz. Bu şekilde yaptığımız dikimde fidanların arası hepsi eşit olur. Bunların arası yaklaşık 50 santimdir. Aralarındaki mesafe de yeterlidir. İstediğimiz şekilde güneşlenmeyi sağlayabiliriz. Ama böyle bir ocakta ne kadar uğraşırsak uğraşalım, biz bu dallar arasındaki mesafeyi eşitleyemeyiz. Böyle bir bahçe diktik, oluşturduk. Daha sonra bu dal 20-25 sene bize meyve verdi. Ondan sonra yaşlandı, keseceğiz. Ne yapacağız? Dibinden bir sürgün bırakıyoruz. Çok fazla bir budama bilgimize gerek yok. Çünkü onun olduğu, dalın olduğu yerden bir dip sürgünü bizim işimiz göreceği için o dip sürgününü bırakarak 5 yıl yetiştirdikten sonra bu dalı çıkarıyoruz. Burada her dalın kökü bireysel. 3-4 dalın kökünden, bir kökten 3-4 tane dal çıkmıyor. Dip sürgüne alması büyük bir maliyet. Burada da bakın
altı noktadan dip sürgünü temizliği yapıyoruz. Ocağın ortasında boş yere uğraşmıyoruz. Bunun bu şekilde avantajları var. Ama gelelim bizim bahçelerimize. Bu bahçelerde yanlış dikim olduğu için ocak dibi, şurayı gösterebilirsek, özellikle kütük halini alıyor. Zamanla burada olduğu gibi kurumalar başlıyor. Siz buradan ne kadar dip sürgünü bırakırsanız bırakın, dalın tamamını yenileme şansınız yok. Ancak dalın üst kısmını yenilersiniz, dalın alt kısmı sürekli aynı şekilde aynı kök devam eder. Bir süre sonra da bu dallarda kurumalar, ocaklarda kurumalar başlar. Çiftçilerimiz de haliyle dallar çok çabuk yaşlanıyor derler. Bahçede gübreleyimi de, azotlu gübreleyimi de eksik yaptıkları zaman sık sık dal kesimine giderler. Şu dalın oluşması için 5-6 yıllık bir dip, büyüme dönemi vardır. Gençlik kısırlığı denildiğimiz dönem. Bu dönemde ürün almazsınız. 5 yaşından sonra 11 yaşına kadar, 12 yaşına kadar ürün artışı vardır. Maksimum ürün 10-12 yıllarındadır. Çiftçilerimiz de tam maksimum ürün alacağı bu 10-12 yaşlarında dallarını kesmekteler. En verimli dönemde kesmekteler. Dal yeniliyoruz diye. Bu yanlış bir uygulamadır. Biz dalımızı 5 yıl, 6 yıl yetiştirip 20 sene, 25 sene bundan ürün almak durumundayız. Ama biz bu şekilde dikim yapmazsak, tekniğine uygun dikim yapmazsak, yanlış bir dikim olursa kök çürüyeceği için, gübrelememizi de zamanında yapmayacağımız için dallarda kurumalar olacaktır, dallarda yaşlanmalar olacaktır. Haliyle de yanlış dal kesimler olacaktır. Bunlara düşünmemesi açısından düzgün bir dikim yapılması gerekiyor. Düzgün bir gübreleme yapılması, düzgün bir budama yapılması gerekmektedir. Toprağın Bereketi'nin bu bölümünde İkizce'de Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz ve yetkililerle beraber fındıkta uç budaması ve dip sürgününe dair merak edilenleri anlattık. Umarım faydalı olabilmişizdir. Toprağın Bereketi'nin yeni bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.